Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den öncelikle hepinize kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Yeni bir haftaya başladık. Salı gününe girdik arkadaşlar. Bugün 16'sı, 16 Ocak 2024'teyiz. Bana tekrar bir haber ulaştı. Maalesef üzücü bir haber ulaştı. Tekrar İsviçre'de olan bir olay. Yabancı bir hanımefendi hayatını kaybetmiş. 48 yaşında bir genç kadın diyebilirim. Yayına geleceğim. Biliyorsunuz ölü haberleri bu zamanlarda arkadaşlar sonsuz gibi bir şey. Devamlı ölü haberleri geliyor. Biliyorsunuz Almanya'da oldu. Türk bir genç kızı sevgilisi tarafından, yani bunlar daha çok gençti. Videomda görmüşsünüzdür. Görmediyseniz de bakabilirsiniz. Kıskançlıktan boğarak öldürdü genç kızı. Ondan evvel arkadaşlar genç bir gurbetçimiz, delikanlı bir çocuk maalesef orada polisin üzerine yürüdü. Birkaç polisti. Polis tabancayla ateş ederek polis mermisinden gurbetçimiz canını verdi maalesef. Ve buna benzer haberler sona ermeyecek gibi geliyor bana. Tabii ki böyle haberleri okuduğum zaman ben şahsen yani üzülüyorum. Biz zamanında babalarımız buralara kara trenle, uçakla gelirken kimin aklına gelirdi böyle şeyler Avrupa'da olacağı. Şimdi okuyacağım haberde, bakın, bu hanımefendi nerelerden kaçmış, İsviçre'ye gelmiş burada garantili bir yaşam geçirebilmesi için ve hanımefendinin başına ne gelmiş, hemen yayına geçiyorum arkadaşlar. St. Gallen'de bir kadın ölü bulundu. Bize çok yakın St. Gallen, komşu şehir sayılabilir. St. Gallen kantonunda oluyor. Detaylı bilgileri hemen vereceğim. St. Gallen kantonunda 48 yaşındaki bir kadın solaryumda ölü bulundu. St. Margrethe'de yabancı bir kadın solaryumun içinde tamamen giyinik halde cesedi bulundu. Yani solaryum yapmıyormuş, elbiseleri varmış üzerinde. Solaryumda pazartesi günü saat 11 sıralarında, dün oluyor bu olay, solaryumda tamamen giyinik bir kadının cansız cesedi bulunduğu polis tarafından doğrulandı. Ölü bulunan kadının Ren Vadisi'nde yaşayan 48 yaşındaki bir Ukrayna vatandaşı olduğuna ait olduğu belirlendi. Yani bu hanımefendi Ukrayna'da, Rusya-Ukrayna savaşından kaçıyor. İsviçre diyor ki garantili bir yer, İsviçre'de bir müddet yaşayayım bu savaş bitene kadar. Ama bakın başına ne gelmiş hanımefendinin. Polis şu anda ölen kadının çalışma saatlerinde bağımsız olarak kullanabileceği birkaç ayrı kabin içeren solaryumu kullanıp kullanmadığı bilinmiyor. Yani bu hanımefendi hayatını kaybetmeden evvel solaryum yaptı mı yapılmadı mı? Şimdi bu araştırmalar yapılması lazım. Tabii ki bunu bulacaklar. Kadının ölü nedeni şüphesiz işletmenin kabininde çıkan yangından kaynaklandığı anlaşılmış bulunuyor. Şimdi zannediyorlar ki duyduğunuz gibi yangın çıkmış. Yangının dumanından zehirlenerek öldüğü. Yangın sırasında binada yeterince oksijen olmaması nedeniyle yangın büyümediği anlaşıldı. Ancak binanın zemin katında güçlü bir duman oluştu. Bu duman da itfaiye tarafından dağıtıldı. Polis olayın anlaşılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Şimdi arkadaşlar, beni bu haber biraz rahatsız ediyor. Ben pek inanmıyorum. Çünkü neden inanmıyorum? Kendim yangınla, dumanla uğraştığım için, o işi yaptığım için biliyorum ki duman olduğu zaman insan 3 kere nefes alması lazım bayılıp ölmesi için. 3 kere. O 3 kereye kadar bu kadın, hanımefendi, bir çabalama yapması gerekirdi. Yani neden yatıyor, yatarak bulundu? Bana sorarsanız kalkması lazım, kaçmak
kaçmağı denemesi lazım yani. Oradan orasını terk etmek istemesi lazım. Yani bir gayret göstermesi lazım. Ama bu kadın dümdüz yatarak bulunuyor. Şimdi bana sorarsanız bu yangın neden çıktı? Araştırmaları lazım bir. Bu yangını birisi özel mi yaptı? İki. Bu kadın kendisi mi yattı oraya hanımefendi, yoksa birisi geldi onu oraya yatırdı, ondan sonra yangın mı çıkardı? Bakın arkadaşlar, Murat Boğazdağ'ın YouTube kanalı döndü dedektif işine. Yani kafamda çok şeyler dönüyor dolaşıyor. Bunun muhakkak bulacaklar ve bunu gazete yazacak. Ben peşindeyim, takipteyim. Yani çok merak ediyorum. Sizler ne diyorsunuz? Sizler ne düşünüyorsunuz? Nasıl olmuş olabilir? Belki sizin de başka bir düşünceniz vardır. Yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumları kapatmayacağım. Lütfen birbirimize karşı iyi davranarak, yani birbirimizi kırmadan. Bunu neden söylüyorum arkadaşlar? Bundan evvel oldu, maalesef oldu. Tanımayan insanlar birbirine saldırıyor, olmuyor. Onun için bazen bazı videolarda yorumları kapattım. Yorumları bekliyorum. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Nasıl olmuş olabilir? O kadın şimdi belki de ölmemişti, baygındı. O zaman tabii dumanı fark etmez diyorum ben. Fark et, baygınsa 3-4 kere nefes aldıktan sonra zaten arkadaşlar vücut zehirleniyor. Ve ilk şimdi buna inanamayacaksınız ama denemelerden sonra bazı hayvanlarla denediler bunu. 3 kere nefes aldıktan sonra arkadaşlar gerçekten hayatınızı kaybediyorsunuz. Yani gazdan zehirlenip ölüyorsunuz. Zaten kafa duruyor, çalışmıyor. Bunun denemelerini yaptılar. Ben bu işi yaptığım için yani biliyorum. Benim işim biliyorsunuz bir yangın çıktığı zaman o binadan dumanı dışarı atmak. Benim işim o, aletleri her gün kontrol ediyorum çalışıyor mu diye. Yani onun için biraz şimdi ağzım biraz açıldı bu konuda bilgim olduğu için. Arkadaşlar sonunda bana sorarsanız fark etmez nasıl öldüğü. Ölmüş çünkü hayatını kaybetmiş bu kadın. Çok yazık yani, 48 yaşında genç birisi. Ama tabii ki birisi, herhangi bir insan diyorum şimdi, öldürdüyse, bu yakalanırsa iyi olur ve cezasını çeksin diyorum. Bu Murat Bozdağ'ın düşüncesi. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bana da tabii ki yazabilirsiniz. Yorumlar açık. Arkadaşlar videoyu hiç fazla uzatmayacağım. Tatlı yerinde bırakalım. Hoşunuza gittiyse bir like verin. Abone olmadıysanız, evet sen de abone olmadıysan, artık abone olursan Murat Bozdoğan sevinecek, gurur duyacak. Sevinirim, gurur duyarım. Hepinize buradan tekrar kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Kendinize dikkat edin, biliyorsunuz sağlık en mühimi. Sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.